Destur var mıdır beyim? Gel Günert Bey. Sultanımızın buyruğudur bey. Hala okuyorsun. Ki bu kefarenin doğru söylediğini anlayasın. Sultanımız, Ögeday Han'ı elçi olarak göndermek için bana buyruk yazmış. Bu heybedekiler de elçi olarak Ögeday'a götürmeni ister. Efendim, haberciniz geldi. Al hemen içeri. Umarım güzel haberlerin vardır. Noyan Ertuğrul'un hanında kalıyor efendim. Büyük ihtimalle Ertuğrul'la beraber yola çıkacaklar. Ha. İşte bu çok güzel bir haber. Noyan Ögeday'ın hem en iyi komutanı hem de elçisi. Noyan ölürse Ögeday Selçuklu'yu bitirir. Öyle büyük bir yangın çıkaracağız ki Selçuklu'yu, Ertuğrul'u ve Anadolu'daki bütün Türkleri yakıp küle çevirecek. Derhal adamları toplayın, yola çıkıyoruz. Bizzat ben de geleceğim. Neredeydiniz buraya gelmeden evvel? Kayseri civarındaydık. Dağlarda avlanır, sonra derilerden mal yapıp pazarlara götürürdük. Kayseri. Kayseri'de ahiler vardır. Bütün dericiler bir koldur. Siz ahi değilsiniz. Nasıl dericilik yaptınız orada? Çok uzun kalmadım. Lakin oralarda tutunamayınca buraya geldik. Ertuğrul Bey'im sağ olsun. Sayesinde akça kazanmaktayız. Sağ olsun. Sen avcıydın değil mi? Avcıyım. Çocukluğumdan beri avlanırım. Ok atmada maharetliyimdir evvelallah. Belli. Kullandığın yaydan belli. Gövdesi uşağacından. İki ucunda da koyun kemiği vardır.
Sağlam bir kirişle normal bir yayın iki katı menzilinde ok atar bu. Bir tüccardan satın almıştım. Bu yayda mahir olmak için küçüklükten beri kullanmak gerekir. Çünkü bu yay Moğol yayıdır. Ama sen tüccardan alır almaz maharetini göstermişsin. Helal olsun. Bu kadar hasbihal yeter. Kalede işler bekler. Size kolay gele. Kutsal ruh bizimle olsun. Hadi. Sugay Hatun'u canlı getirin. Sugay Hatun sen kaç. Amma uğraştırdın be kadın. İnat etme de koy şu kılıcı. Teslim ol. Bir daha sizin zalim elinize teslim olur muyum soysuzlar? Bana etmediğiniz zulüm kalmadı. Balamı kendi ellerimle kara toprağa gömdüm. Bir daha sizin yanınıza geleceğime, cehenneme gitmeyi yeğlerim. Bizden günah gitti.